Ekmeği uzatır mısın yavrum? Teşekkür ederim. Çayınızı tazeliyorum Sadık Bey. Lütfen. Ya toplantım olmasaydı ben de dayını görmeye gelirdim. Olsun canım, davet ederiz. Akşam burada görüşürsünüz. Akşam benim de dersim yok. Hadi abi, servis geldi. Durun, belki benimkidir. Of, sizinkiymiş abi. Sen gel bakayım buraya kerata. Bak hala öğrenemedin mi? Senin otobüsün abinlerinkinden yarım saat sonra geliyor. Daha saatleri bilmiyor ki baba. Biliyor, ben ona öğrettim. Şu an saat 8. Hatta 2 geçiyor. E o zaman niye bile bile acele ediyorsun Çilek? Çünkü kreşe gitmek için sabredemiyor abisi. Neyse, hadi biz çıkalım canım. Aman çocuklar, ben de sizle geliyorum. Hadi Çilekçim, akşama görüşürüz. Hayatım, dayına çok selam söyle, tamam mı? Tamam canım, söyle. Mutlaka bize bekliyoruz. Tamam, hadi bakalım. Hadi hoşçakalın. Güle güle, iyi dersler size de. Hadi bakalım. Hadi. Betüş Hanım, ben de çöpü çıkarıp geleceğim. Tamam canım. Çok sevindim seni tanıdığıma. Yahu neresi patavatsız bu gencin? Ha? Huysuz kaynanan benim arkamdan patavatsız mı dedi? Aferin sana. Peki, bu sayıda peri mi? Evet, o da tıpkı senin benim gibi bir peri. Nasıl biri? Aslında çok iyi biri. Yeter ki hiç kimse onu kızdırmasın, ona saygısızlık etmesin. Nerede yaşıyor? Bulut dayı aslında yağmur perisi. Bulutların üzerinde yaşıyor. Yani çok uzaklarda. Onun için de bizi görmeye her zaman gelemiyor. Sıcak ülkelere yağmur taşıyor. Hoppa. Demek açık sözlüsün delikanlı. Söyle bakalım, bir işin var mı? Tarık tabii ki çalışıyor dayı. Evet evet, Betüş'ün yanında çalışıyorum ben. Pasta siparişi götürüyor. Zavallı kızım acıdı da kardeşinin kocasına iş verdi. Hiç de değil anne, böyle bir elemana ihtiyaçları vardı. Sen onu külahıma anlat, gelsin de yüzleştireyim. Var mısın iddiaya? Olur, seve seve. Tamam, ben kazanırsam bu evden bir hafta yok olacaksın. Biraz kafa dinler, kızımla baş başa kalırız. Anne! Kabul kabul, tamam tamam. Yalnız ben kazanırsam siz bu evden bir hafta uzaklaşacaksınız. Malumunuz evlendiğimizden beri tepemizdesiniz de... esas biz Eda ile biraz baş başa kalalım, öyle değil mi? Terbiyesiz, küstah cıvık! Tamam, varım iddiaya. Ne eğlenceli bir ev hali değil mi? Her gün aynı şeyi yaşıyoruz. Dayıcım hoş geldin. Güzel civcivim benim. Betüş, sen nereden çıktın ya? Bahçe kapısından. Betüş gelmişken soralım kendisine. Soralım hadi. Hadi bakalım. Bana mı? Hı-hı. Ne soracaksınız? Betüş'cüm, sen bana acıdığın için mi beni işe aldın, yoksa böyle bir elemana ihtiyacın olduğu için mi? Betüş, sakın ikisi de deme. Çok büyük bir iddiaya girdiler. Tabii ki ihtiyacım olduğu için aldım. Ben Tarık'a niye acıyım ki? Doğruyu söyle Betüş. Bu cıvığı rencide etmemek için... anneciğim çok ihtiyacım vardı, onun için aldım deme. Biliyorum yufka yüreklisin ama... vereceğin cevap annenin gururunu kurtaracak. Ay tabii ki de doğruyu söylüyorum anne. Yuhu! Yabadabadu! Bir hafta yok Dudu. Biri bana burada neler olduğunu açıklar mı lütfen? Ben anlatayım. Gel otur. Ama sonra... sen de bana neler olduğunu anlatacaksın. Zira bu aile manzarası beni çok şaşırttı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.